Evet arkadaşlar, birçoğumuzun yaşadığı sıkıntı çeşitli alet edevatlarda pas problemi. Burası coşmuş durumda şu anda pastan. Anahtarlar, alenler, şuna bakın. İğrenç. Bunu nasıl çözeceğiz? Kolay. Limon tuzu ve sıcak su. Bir de arkadaşlar şu kendi malzemelerinizin alacağı bir kova. Hemen yapalım ve sonucu görelim. Bakalım nasıl olacak? Çıkacak mı paslar? Ben daha önce yaptım. Süper sonuç elde ediyorsunuz. O pas tabakasını alıyor. Daha böyle güzel bir şeye bırakıyor yerini. Hemen deneyelim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pastı eşyaları koyuyoruz. Hepsi. Bunlar deniz suyuna temas etti. O yüzden görmüş olduğunuz gibi paslı. Bunları hepten yedik. Şimdi görmüş olduğunuz gibi evet, bunların üzerine limon tuzu koyuyoruz arkadaşlar. Bu kafanıza göre koyabilirsiniz. Ben biraz böyle hani koyduğunuz kap uygunsa üstü kapanabilir hafiften böyle, ama bir 4-5 kaşık yeterli olur. Evet arkadaşlar, ben bir 7-8 kaşık koydum. Şimdi üzerine kaynamış su dökeceğim. Şu anda evet. Metal parçaların da üstü örtüldü. Bu arada bakın, hemen döker dökmez suyun rengi değişti. Bu arada şunu ilave edeyim. Bunu içeride yapmayın. Balkona falan koyun veya pencere kenarına falan koyun. Şu dumanı insan sağlığına zararlı bir duman. Çok koklamayın derim. Birazdan sonucuna bakacağız. 15 dakika sonra. Evet. 20 dakika kadar beklettim arkadaşlar. Sonra şöyle suyunu süzüyorum. Şöyle dibinde kalıntı kalabilir. Çok sıkıntı değil. Evet, bir öncesine bakın, bir sonrasına bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel yaptı. Bütün o pürüzü aldı götürdü. Bu da aynı şekilde. Bir önceki görüntülerine bakın. Şu rengi sizi aldatmasın. Bu herhalde şeyi dökülmüş. Boyası mı ne? Ya da neyse ne. Bakın. Pasta vidadan geriye kalan. Ne kadar güzel yapmış. Bu da öyle. Rengi size aldatmasın. Bütün pası götürmüş. Bak şuradan daha iyi anlaşılır. Önceki haline bakın. Hatta suyuna değdim. Elim nasıl oldu. Bunlar sadece kurulacağız şimdi. Başka da bir şey yapmayacağız. Şöyle bir daha bir sudan geçireceğim. Ondan sonra kurulayacağım. O kadar arkadaşlar. O halde sizlere kolay gelsin.